diyebilirim. İçlerinde bambaşka bir sevinci var. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Avukat Sadun Köprülü Kütahya'da. Sadun Köprülü Türk Eğitimzen binasında basına yaptığı açıklamada Irak'ta ve Suriye'de yaşayan Türkmenlerin sorunlarına dikkat çekti. Sadun Köprülü, Kerkük 1920'den bugüne 25 toplu katliama maruz kaldı. 2004 Irak Savaşı'ndan sonra günlük patlayan bombaların sebep olduğu ölümlere dünya sessiz kaldı dedi. Bugün Türk ulusunun yaşadığı coğrafyada sadece ırkından dolayı zulüm gördüğü ve kanının aktığı aşikardır. Emperyalizm ve Siyonizmin petrol için hunharca işgal ettiği Irak topraklarında işgalden önce canı yanan Türkmen milletinin şimdilerde konuşma hakkı dahi elinden alınmıştır dedi. Türkiye'nin kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Avukat Sadun Köprülü, ne yazık ki bizler Türkiye'den gerekli desteği görmediklerini ifade etti. Sadun Köprülü, bizler Irak bölünecek ise 3'e bölünmesini istemiyoruz, 4'e bölünsün istiyoruz. Bizler Irak'ta nasıl Kürdistan devleti kuruluyor, Kürtler söz sahibi oluyor ise Türkmen devleti kurmak ve Irak'ta söz sahibi olmak istiyoruz dedi. Tek kendi dilimizden, kendi milletimizden bir ülkemiz var. O da Türkçe'de. Ondan her zaman bu sevgini bizden esirgemesin. Bizim içimizde olan sevgiye karşı bizim yanımızda olsun. Çünkü sahipsiziz, güçsüziz. Bir silah elimizde yoktu. Elimizde olan silahları da 2003'ten sonra Saddam düştükten sonra Amerika birer birer evleri hepsini gecenin son saatlerinde alarak bıçak bile bırakmadı. Kaç defa merkezi hükümetten bir güç istedik. Bizim de milişimiz olsun, bizim de bir ordumuz olsun. Yani güvenlik bir olarak ona da razı olmadılar. Onun için tek başımıza kalan bir milletiz. Gün be gün patlamalar sonucu, suikastlar sonucu, ondan sonra kaçırmalar sonucu yüzlerce şehitler vermekteyiz. Bu da sizi yakından izliyorsunuz. Düz formatı da olan, Tilafer'de olan, Kerkük'te olan olayları yaşamaktayız. Güzel. Kısaca da onları anlatır mısınız? Şimdi Irak'ın kuzeyinde önceden biliyorsunuz Saddam düşmeden önce bir paralel yarattı, 36 paralel. Bunun içinde yalnız Kerkük olmasına rağmen, Musul olmasına rağmen, Tilafer olmasına rağmen bunları içine almadılar, içermediler. Yalnız Erbil şehri oraya girdi, Süleymaniye'ye girdi. Dohuk, Zahon. Biz şey kaldık. Farksız şeyde kaldık yani. Bir şeyde kaldık yani bizi almadılar. Onun için şey yaptık yani. Bu durumdan uzak olarak orada bir Irak'ın bölünmesinden söz açıldı. Sünni Şii Kürt bölgesi. Yani bir hükümet kurulacaktı. Irak üçe bölünecektir. Şimdi burada Türkmenler de var. Türkmenlere söz konusu olunmadı. Bizim de bir Türkmeneli bölgemiz var. Türkmeneli bölgesi dediğimiz zaman Musul'dan Mendeli'ye kadar içine alan Kerkük'tü, Erbil'di, Musul'du, Mendeli, İran sınırına kadar bir bölgemiz var. Orada şimdi ne yapıyorlar? Bizi etnik grup diye de almadılar. Mesela Kürt'ün Şiisi var. Feyliler söylüyorlar bunda İran'ın yakın sınırında. Onları da almadılar. Yalnız Kürt diye aldılar. Bizim Sünnimiz de var, Şiimiz de var. Ya bu bakımdan bize bakmadılar, baktılar. Bir Sünni devleti Sünniler içine kapsayacaktı. Bir de Kürt devleti, bir de Şii devleti. O zaman bizim de Şiilerimiz var. Biz hangi taraftayız? Hiçbir tarafta olmadığımız için buna karşı durduk. Yani bu en olaylar sebebini ben söyleyeyim. Bugün de Irak'ta olan bizlere karşı olaylar, patlamalar, vermiş olduğumuz şehitlerin tek sebebi Irak'ın toprak bütünlüğünü düşündük. İstemedik Irak bölünsün. İstedik Irak bir merkezi hüküm olsun. Ne Kürt devleti olsun, ne Sünni olsun, ne Şii olsun. Irak bütün olsun. Buna karşı bizi bir engel sayarak, bir engel olarak bu cümle düz kurmasından başlayan katliamlar, patlamalar bunun tek sebebi bu. Yani bizi istiyorlar, biz de bu siyasetin bir şeyi olalım. Nasıl diye bir aleti olalım, bir parçası olalım. Biz de kurulan Kürt bölgesine evet diyelim. Onu da Kerkük'ü de içine aslında. Yok öyle olamaz. Benim de bir toprağım var. Türkmeneli diye toprağım. Irak bölünürse Türkmeneli de bir Kürt bölgesi için bir Türkmen bölgesi de olmasını da biz de isteriz. Biz Irak önceden
isteriz Irak'ın toprak bütünlüğünü. Eğer Irak bölünürse bizim de o topraktan bir parça olup biz de eşit olarak kendi hakkımızı istiyoruz. Kendi bölgemizde yaşamak istiyoruz. Bunun da yani Çerkeş bir Türk şairi olarak hiçbir zaman istemeriz ve istemeyeceğiz. İsteriz o bölge, Çerkeş bölgesi, Türkman şehri olarak, Türk şehri olarak genel merkeze bağlansın, Bağdat'a bağlanırsa öyle kalsın bir gün olduğu gibi Kuzey Irak'a bağlanmasına karşı her zaman biz karşı durmaktayız. Çünkü Çerkeş bir Türk şehri diyen bizim Türkmeniyeli bölgesi kurulacak. Oranın başkenti olan yoksa da Bağdat'ın merkezi hükmüne yani bugün başbakanlık yapan Melike'ye bağlı kalacaktı. Yani toprak bütünlüğünü daha fazla düşünüyoruz. Irak'ın bölünmesini düşünmüyoruz. Şii, Sünni, ondan sonra Kürt devleti olursa bizim de bir Türkmen bölgesimiz olması, bizim de Türkmeniyeli ülkemiz olması gerekir. Yani bizim de bir bölgemiz olsun. Bölünürse dörde bölünsün. Evet. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Avukat Sadun Köprülü, Türkiye ve Kütahya halkının Türkmen, Kırım ve Azeri halkının yanında olmasını istediklerini de ifade etti. İnşallah size inanıyoruz, yanımızdasınız. Her zaman bizim çeşmiş olduğumuz ağzımızdan da daha takip edip haberdar olursunuz. Bir kardeş diye ara sıra Kerkük'ün de adınızı getirseniz, Türkmenlerin, Irak Türklerinin, Suriye Türkmenlerinin adını gelsinler. Orada da Suriye'de yaşanan Türkmenlerimiz de çok acı yaşamaktadır. Bugün Beşer Esed'in acısı altında Çilesat'a diyebilirim. Çok sayıda insanlarımız orada katıl oldu. Bugün de Kırım'ı da unutmayalım. Onun yanında Güney Azerbaycan'ı da unutmayalım. Doğu Türkistan'ı da unutmayalım. Bizim iç yaramız birdir. Kanayan yara birdir. Orada yaşanan olaylar aynı. Türkiye'de de yaşayan olaylar. Burada şehit verdiğimiz zaman içimiz yanıyor. Kerkük'te verdiğimiz şehit içimiz yanıyor. Türk dünyasında neresinde bir tane şehit olursa orada ben acı çekiyorum, siz acı çekiyorsunuz. Allah'a şükür mutluyuz. Öyle bir devletimiz var. Türkiye'de için büyük bir devlet var. Demokrasi bir devlet. Bence tek önemlisi, tek sözüm bu devleti sevelim. Bu devlete sahip çıkalım. Beyrağımıza sahip çıkalım. Marşımıza sahip çıkalım. Bu devlet kutsal bir devlet. Çok sağ olun.